verecekler. Çünkü Eskişehir sivil cezaevinde, anlatırsam uzun gider, beni yok edeceklerdi. Orada bir koğuş ağası bana sahip çıktı. Herif 6 sayfa hafız, karısı çarşaflı, meyhane çalıştırıyor. 9. cinayetten yatıyor. Adamlarından biri üzerine alıyor, çıkıyor. Onun da bir kayınbiraderi var. Nurcu ona diyor ki, buraya diyor Kadir abi gelecek. Daha evvel Hüseyin Efendi'ye de sahip çıkmış. Onu koru. Beni o girdiğim koğuştan alıp başka bir koğuşa nakletmek isteyince sen dur dedi. Bu kendi gitti. Bıyıkları kulaklarında bir adam. Muttalipli. Muttalip köyünden. Unuttum adını şimdi ama kitapta var. Kaleme o gitti. Niye kaldırıyorsunuz onu oraya? Çünkü müdür yoktu ben geldiğim zaman. Müdür olmadığı için gardiyanlar da beni bir üstlerime getirdi. Kadir abi, Kadir abi deyince beni siyasi koğuşa koydular. Oranın da adı siyasi koğuş. Vaktiyle demokratlar yatmış da onun için. Yoksa hepsi idamdan muhakeme olan adamlar. Onlar arasına düştüm ama tesadüf beni korumak talimatı almış olan adam da orada. O demiş ki müdüre burayı kanla boyarım demiş. Kılına dokunamazsınız. Sonra birini elde ettiler. Bana sordu. Bir erkek 4 kadın alabiliyor mu şeriatta? Evet belli şartlarla. Bir kadın 4 kocası olur mu? Olmaz. Sen ne anlarsın? Buradan bir yüksek İslam mezunu geçti. O şey yaptı. Kavga çıkarıyordu. Bu kabadayı baktı. Hemen bunu tuttu. Kolundan şiş çıktı. Beni şişleyecek kavga çıkarıyor. Böyle badireler de anlattım. Yatağımın altına eroin koydular. Savcı geldi. Eroin alttaki yatağa düşmüş. Benimkinde çıkmadı. Böyle tertipler.